Selam millet, hepiniz hoş geldiniz. Bugün bahçedeki toprağımız nasıl bellenir onu göstereceğim. Şimdi bunun için ilk önce elimize bir bel olması gerekiyor. Şöyle göstereyim bu beli. Bu kürek gibi bir şey değil. Bel olarak yani isimlendiriliyor. Kürekten farkını şöyle anlatayım. Ucu sivri yani ucunun sivri olmasının nedeni Bununla biz toprağımızı yırtarak işleyeceğiz. Yani kürek gibi toprak taşımak veya herhangi bir malzeme taşımak değil bunun amacı. Küreğe benziyor evet ama sivri olan ucuyla toprağı yırtarak alt üst etmeye yarıyor. Öncelikle bu bele ihtiyacımız var. Belimizi sağladıktan sonra işlemeye hazır olan toprağımızı bu belleme işlemini sonbahar ayında yapabiliriz veya ilkbahar ayında ekimden önce yapabiliriz. Bellemenin amacı ise yani topraktaki bellemenin amacı ise aslında toprağımızı havalandırmak. Yani topraktaki gözünek sayısını arttırıp içerisine su girişini hava miktarı arttıkça toprağımız su almaya başlayacaktır. Asıl amaç budur. Toprağımızın beton gibi olmasını engellemek. Yani bitkinin, kökünün, toprağın içerisinde yayılımını fazlalaştırmak. Bitkinin beslenmesini arttırır bu da. Eğer çok kumlu bir toprağınız yoksa kesinlikle belleme işlemini yapmalısınız. Çünkü kumlu bir toprakta kompaksiyon yani sıkışma dediğimiz olay olmayacaktır. Ama kumlu topraklar dışındaki topraklarda belleme işlemini yapmak zorundasınız. Çünkü sıkışma olur. Üzerinden mesela yürüdükçe, bir araç geçtikçe, toprağın üzerinde bir ağırlık oldukça o toprak sıkışır. Yani sıkışır dediğim içindeki hava gözeneklerini kaybeder. Bu da en nihayetinde toprağınızın sıkışıp beton gibi olmasına beton gibi olduktan sonra da bitkinin yani oraya bir herhangi bir dikim yaptığınızda kök salamayacaktır bitkiniz. Bu da veriminizin düşük olmasına neden olur. Bahçenizin toprağında belinizi saldıktan sonra şöyle anlatayım ben küçük lokmalar halinde toprağa deleceğiz. Şurada bir destek kısmı vardır. Buraya ayağımızla da bastırabiliriz bastırmaya da biliriz. Lokmalarınızı çok büyük yapmaya çalışmayın, küçük olması yeterlidir. Şöyle batırıyoruz, toprağa delerek şöyle yapıyoruz. Toprağımızı taşımamıza gerek yok, sadece deviriyoruz. Alt üst yapmak yeterli olacaktır. Şöyle lokmalarımızı ilk önce toprağımızı kesiyoruz, sonra da deviriyoruz. Yani işlemlmasında bu kadar basit. Eğer bunu aranızda spor yapanlar, sporla ilgilenenler varsa, Kendinize uygun tempoda yaparsanız bu aynı zamanda bir kardiyo egzersizi de olur sizin için. Kalbinizi güçlendirir. Şöyle yapıyoruz, deviriyoruz. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar aynı zamanda sıkışan topraklardan bahsettim. Kumlu değilse eğer toprağınız belleme işlemini yani bu toprağınızın alt üst çevirme işlemini yaptıkça toprağınız biraz daha yumuşayacaktır. Böyle pamuk gibi olacaktır ama bunun yanında organik maddede yani gübre ve kompost dediğimiz malzemeleri de toprağınıza karıştırmak zorundasınız. Gübrelerinizi de karıştırdıkça yani hayvani gübre olabilir, bitkisel atıklarınızı da kompost olarak elde etmiş olabilirsiniz. Bunları da toprağınıza karıştırdıkça toprağınızın bu yumuşaklığı, hava geçirgenliği, su geçirgenliği artacaktır. Bunu da yıldan yıla göreceksiniz zaten toprağınızı belledikçe. Dediğim gibi kış mevsiminden önce sonbahar bellemesi yapabilirsiniz. Sonbahar toprak işlemi yapabilirsiniz. Ve bahar ayında dikimden önce bir belleme işlemi yapabilirsiniz. Bu sizin toprağınızın durumuna göre değişir. Tabi toprak belleme işlemini yaptıktan sonra da mümkün olduğu kadar toprağın üzerinde falan gezinmeyin. Çünkü bu dediğim gibi sıkışması neden olur. Özellikle yağmurlu havalarda yani toprağınız nemliyken kesinlikle ve kesinlikle gezinmeyin. Belleme işleminden sonra şu kesek dediğimiz bu yapılar, şu gördüğünüz toprak parçalarına da biz kesek deriz kesekler için de tırmık yardımıyla bunları daha ufak parçalara ayırabilirsiniz. Böylelikle pamuk gibi bir toprak elde etmiş olursunuz. Size çok kısa bir şekilde toprak nasıl bellenir, ne yapmamız gerekiyor bunlardan bahsettim bel yardımıyla. Daha fazla tarımsal içerik için bana destek olmak isteyenler şuradaki gördüğünüz abone ol butonundan da bana abone olabilirler. Herkese iyi çalışmalar dilerim.